Bu Xinhua muhabire. Bugün Teksas'ın Uvalde kasabasında yaşanan okul saldırısından sonraki ilk hafta sonu, kasaba hala büyük acıya boğulmuş halde. Kasaba merkezindeki kent meydanında yaz tutmak ve dua etmek için toplanan Uvalde sakinleri, ülkedeki sarsıcı silahlı şiddet ve başarısız silah politikasına dair artan öfkelerini dile getirdi. Eylem ve değişim çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 10 yılda meydana gelen en kanlı okul saldırılarından biri olan olayda 19 çocuk ve 2 öğretmen hayatını kaybetmişti. Bert Nassens. Uvalde'de bir okuldaki silahlı saldırı kurbanı yakını. Çalışıyordum. O öğleden sonra eve geldim ve olan biten her şeyi televizyonda gördüm. Silahlar, silahlar. Bu tür silahlara burada ihtiyacımız yok. Özellikle de dükkanlarda bile satılmasına. Tüfek savaşmak içindir, kendini korumak için değil. Bu değişmeli, silah reformu lazım. Olması gereken bu. Çünkü sadece bir okul, iki okul, üç okul değil söz konusu olan. Önümüzdeki hafta veya bir ay sonra başka bir okul olacak. Küçük çocuklarımızı korumamız gerek. Çabalamalıyız. Bakın neler oluyor. Bütün bu küçük masum kalpler. Çünkü o küçükler için hiçbir şey, hiçbir şey yeterince hızlı yapılmadı. Oraya koşup onları kurtarmak için zamanları vardı. Ama hayır, orada dışarıda durdular, beklediler, beklediler ve beklediler. Neyi bekliyorlardı? Çin muhabir ajansı muhabirleri uvalden bildiriyor.